arkadaşlar. Bu bölümde sizlere çok değişik, her zamanki gibi bir ne hazırladık? Benim taklidimi yapıyorsun galiba. Bir video hazırladık arkadaşlar. Bir mini sohbet videosu hazırladık. Evet. Konumuz neydi? Tamam. Yani doğru. Tema müziklerinden. Evet. Konuşuyor olacağız. Bizi en çok etkileyen, en beğendiğimiz tema müziklerini konuşuyor olacağız. Evet. Oyunlarda. Evet. Oyunlarda sadece. Evet. Böyle bir konu seçtik mini sohbetimize. Bakalım nasıl olacak? Evet. Yine ikişer tane seçmeye çalıştık. Çalıştık. Çok zor oldu. Çok zor oldu. Birkaç tane daha değiniriz herhalde diye düşünüyoruz. Evet. Zamanımız el verdiği sürece. Evet efendim. Kim başlasın? Ben. Tamam. Hadi öyle olsun. Dragon Age Inquisition'la başlamak istiyorum. Bu oyunu oynayalı bitireli birkaç sene oldu. Hemen şöyle bir görsel açarım. Yani görselde gecikmem. Tabii ki. Görsel gecikmesi sevmeyiz çünkü zaman neme canım. Lazım insan hangi oyun olduğunu hatırlayamayabilir. Olabilir böyle şey. Dragon Age bütün serisi çok güzeldi müzik açısından da. Ama Dragon Age Inquisition müzik açısından çıtayı bayağı yükseltti. Bence de çok genel iyi. Olarak müzikle ilgili çok az değinmek istiyorum. Sadece tema müziği olarak bakıyoruz ama. Zamanımız var. Trevor Moore daha 1,5 dakika oldu. 5 dakika yapsak videoyu o bile beğenilir. Hani daha ne kadar kısa o kadar iyi. 2 dakikayı. Hoşça kalın. Trevor Morris yapmış. Trevor Morris genelde TV ve film müzikleri yapıyor iken bu güzel oyuna da elini atmış. 39 şarkıdan oluşan uzun bir CD. Buna ek olarak da Taverna şarkıları CD'siyle Dragon Age Inquisition gözleri dolduran bir müzik deneyimi yaşattı bize. Çok güzel. 12 ya 39 şarkı Skyrim'inki 4 CD'ymiş. Onu karıştırma. Ha. Yoksa bir ipucu mu? Ama bir CD sadece atmosfer müzikleri. O da güzeldir kesin. Tek track. Ben şeyi çok seviyorum. Oyun oynarken bana keyif veren, ortamına uyan, onun dışında da oyundan bağımsız olarak... Bir saniye. Tema müzikleri konuşuyoruz hanımefendi. Lütfen temada kalın. Upuzun dinleyebildiğim albümleri çok severim. Evet. Çünkü soundtrack videosu ayrıca yapmayı planlıyoruz. O ayrı. Tema müziği olarak baktığımızda Dragon Age Inquisition'ın tema müziği şarkısında da theme song zaten. Evet. güzel bir şarkı. Beğeniyorum. Tam puan veriyorum. Çok güzel. Çok güzel özetlediniz. Hemen kendi notlarımı da açmak isterim izin verirseniz. Gelelim bana ve gelelim benim görselime. Geleceğiz. Buyurun. Bence yapılmış en iyi tema müziği arkadaşlar bugüne kadar. Sevgili Andreas Badetoft adlı bir kardeşimizin yaptığı, evet bence yapılmış en güzel tema müziği gerçekten de. Europa Universalis 4 tema müziği. The Voyage şarkının adı. Kendisinin Paradox tarafından yayınlanmış bir videosunu bulabilirsiniz YouTube'da. Tabii orkestra edilmiş ve orkestranın çaldığı haliyle. Hangi orkestra? Brandenburg State Orkestrası'ymış arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Performans o da. Tabii arkadan koro sesleri de geliyor. Koroyu karıştırmayın. Onu ayrı kaydetmişlerdir. Harika bu kadar olur. Kendisi zaten daha önce işte Crusader Kings 2, ondan sonra Europa Universalis 3, Victoria 2, ondan sonra en son Stellaris'in müziklerini yaptı. Stellaris'te çok güzel bir teması var bu arada. Hearts of Iron 4'ü yaptı. Yani Paradox'un şu an zaten in-house bestecisi olmuş durumda. Yani bayağı maaşlı çalışanı Paradox'un. Çok yetenekli bir arkadaşımız kendisi. Bence yani koşarak bu temayı dinleyin bu video bittikten sonra. Israr ediyorum. Ve yavaş başlıyor. Zaten kompozisyonun güzelliği orada. Çok dengeli bir kompozisyon. Ve harika yüksek noktaları var yani. Harika tepe noktaları var. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Kesinlikle bence yapılmış en iyi tema budur. İddia ediyorum. Buyurun. Ben de böyle şeyler hiç diyemiyorum. Kendi sevdiğim yok, şeyler arasında. Yani bence tabii. Bence. Evet, yani müzik bireysel bir şey. Yani hayır, kendi sevdiklerim arasında bile. Mesela en sevdiğim bile diyemiyorum. Ama en sevdiğin kitap ne? En iğrenç soru bence. En sevdiğin evet, film çok ne? Zor. Galiba. Çok zor ama tema sorsan. Seninki güzel bir özellik bence. Çünkü şimdi yani fanı sizin kötü bir şey oldu mu lan? Toksik bir şey oldu mu? Hiç olamıyorum.
Ama seninki daha dengeli bir yaklaşım. Öyle de bana da birini seç yoksa öldüreceğiz deseler böyle kalacağım yani. Seçersin odunu herhalde. Belki. Açalım o zaman reji sonraki şeyi getir. Sonraki arkadaşımız. Evet. Ve benim için seçtiğim ikinci önemli tema müziği de tabii ki Super Mario. Niçin? Yıllardır. Niçin Super Mario? Niçin? Çünkü yıllardır herkesin bildiği, yani yoldan birini çevirsen dedin 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 diyebileceği bir müzik. Ama özellikle araştırdığım bu tema müziği ne zaman ve kim tarafından yapılmış diye. Koji Kondo tarafından yapılmış ve adı aslında Ground Team ya da Underworld Team olarak geçiyormuş. Ve 1985 yılındaki Nintendo Entertainment System NES'e yapılan Super Mario Bros. Oyununun müziğiymiş aslında. İlk hani orada başlıyor. İlk orada başlamış. Bence harika. Bu tema müziği harika. Ayrıca hani bu tema müziğinin değişik level'lara göre varyasyonları da harika. Kesinlikle hayatımızda yer edinmiş ve ayrılmaz bir parçası olmuş. Çok ikonik. Harika bir. Daha ikonik bir şey yoktur herhalde değil mi oyun dünyasında? Yani bundan da artık üst derecede ikonik bir şey. Düşünemedim. Sen. Düşünemedim şahsen. Bir de Nintendo'nun ses tasarımı her zaman çok başarılı. Hani şeyde konuştuk ya mesela Odyssey'de elektrik tellerinde gittiğin olduğun yerin müziğine göre harmonize oluyor. Şey notalar falan değişiyor. Çok ilginç. Hı. Çok başarılı. Bir de bugün bir şey gördüm. Onu söylemek isterim. Tabii ki buyurun. Coin sesi var ya Super Mario'da. Hı-hı. Onun böyle şeyi beste kağıdını gördüm. Şey skorunu gördüm yani. Böyle iki tane nota var. Öyle yani resmi kağıt galiba herhalde. Şirket dosyalarında. Çok tatlıydı. Evet. 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 Sizin acaba ikinci çok, tercihiniz çok nedir? Çok hızlı ilerliyor Zeynep Hanım. Neyse ki benim ek konuşacaklarıma zaman kalacak demek oluyor. Yani gözünüz saatte olmasın. Ben İkinci tercihimde çok düşündüm. Aslında benim bir tercihim var arkadaşlar. O da Europa Universalis 4. Yani. Ama ondan sonra gelenler de gerçekten çok başarılı. Ama ayırt edemedim yani öyle söyleyeyim. Bütün hafta söylediğin şarkıları biliyoruz. Yani evet. Bir tanesi budur. Tabii ki Final Fantasy 10 Two's Anarchy'nin. Zaten şeyde de konuştuk sizinle. Ne videosuydu o? Son videomuzda. Son videomuz neydi bizimle? Ay ben bilemem öyle şeyleri. Kaldım öyle. Oyun anları. Tüylerimizi diken diken eden oyun anları. Son değil, sondan bir önce. Şey, ateş etrafında toplandık. Evet, zaten orada çalan müzik dedik, menü müziği falan dedik. Intro müziği ve tema müziği aynı zamanda. Final Fantasy 10'un Two's Anarchy. Gerçekten harika. İşte kendisi Uematsu bunu şeye yazmış arkadaşlar, bir arkadaşın albümü için mi, öyle bir şey için yazmış ama sonra uymamış, o albüme uymamış şey track, ayırmış kenara koymuş tamam mı? Ondan sonra işte Final Fantasy 10 için teklif gelince oyuna kullanayım bari demiş, iyi de etmiş, teşekkür ederiz, yoksa duymazdık büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Böyle bir hikayesi var kendisinin. Evet, böyle. Şanslıyız. Şanslı mıyız? Şanslıyız. Evet. Peki. İkişer tane seçeceğiz demiştik bu kısa videolar için ama mansiyon değinmemi yapmadan geçemeyeceğim. Mansiyon geldi yine. Evet mansiyon. Çünkü mansiyon. Daha iyi bir terim bulamıyorum. Bulan söylesin. Webcam'i kapatıyordum bu arada. Webcam'i kapatma. Efendim. Mansiyonuma gelirsek eğer. Mansiyonumuza geleceğim. Yine sık sık söz ettiğim baştan sona yıllardır dinlediğim, oyun çıktığından beri dinliyorum neredeyse. Yıllardır dinlediğim bir albüm Child of Light, Corda Pirat tarafından. Child of Pirat. Evet, Fransızca uzmanı arkadaşımız. Berbat telaffuzumla söylemem gerekirse. Ben arkadaşım. De Türk yabancı diliyle Corda Pirat diyerek geçiyorum. Ve tema müziğimizin adı Aurora's Team. Aurora da bu kardeşimizin adı. Yani, minik kızımızın. Arkadaşlar bu oyun hep muhabbetini ediyoruz. Ama çok şey... poetik böyle şiirsel çok güzel bir sanat tasarımı olan bir oyun. Evet. Zaten şu minik fotoğraftan bile belli sanki böyle sulu boyayla yapmışsın gibi. Evet. Ve müziğe de bu kadar özenip yani çok güzel. Bu kadar yetenekli bir insanın çok güzel. Teması ayrıca güzel. Ama tüm albüm de çok güzel. Ondan sonra değiniriz zaten. Bütün albüm çok güzel. Evet. Harika. Kesinlikle. Değinmeden geçemeyecek. Tema müziği çok güzel yansıtıyor. Çok güzel yerlerde geçiyor. Ya oyun oynamadıysanız mutlaka oynamanızı öneririm. Birçok çok ortamda da var sanırım şu an. Baştan sona bir oturuşta oynayabilse insan gerçekten çok
eğlenceli. Kısa bayağı aslında. Kısa bayağı evet yani bir iki oturuşta biter diye tam duygusal yok yani belki. Eğlenceli dediğim. Belki biraz daha uzundur da yani. Çok uzun bir oyun değil yine de. Birkaç günde bitirmiştim ben de. Şimdi sesler çıkıyor arkadaşlar. Yani diyorlar ki hayır nasıl olmaz? Nasıl bahsetmişler? Ha diye. Ha. Tabii ki Skyrim arkadaşlar. Şimdi Skyrim'in gerçekten tabii ki şimdi inkar edilemez derecede akılda kalıcı ve epik türde mükemmel bir şey tema müziği var yani çok iyi gerçekten. Evet. Şimdi onu söylememek ayıp olur diye düşündük. Bütün hafta söyledik zaten. Evet. Zeynep de böyle sokakta her yerde harari 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 diye böyle dolaşıyoruz. Çok etkileyici gerçekten. Evet. Dragonborn, Jeremy Saul'un yapımı. Zaten şey sanırım Oblivion'un müziğini falan da o yapmıştı. Kendisi bu soundtrack'le BAFTA'ya aday oldu. Hı-hı. Ondan sonra başka ödüller falan kazandı. Çok başarılı. Kesinlikle çok başarılı. Evet gerçekten. Yani hani İkonik. Evet hani epik oyun müziği yapılıyor artık aslında bayağı. Ama şeyler arasında hani epik tema müzikleri arasında sadece oyun değil gerçekten en başarılılardan bir tanesi olabilir diye düşünüyorum. Evet. Çünkü şey böyle ya insan böyle bir kılıcı alıp gidelim falan şeyi veriyor yani. Direkt çok çok başarılı yani. Bethesda iyi seçim yapmış o konuda. Sanıyorum bir tane daha değineceksiniz. Değineceğim çok ufak değineceğim arkadaşlar. O da evet ekranlarda gördüğünüz gibi Silent Hill 1'in müziği adı da Silent Hill zaten. Akira Yamaoka tarafından bestelenmiş. Bence zamanına göre çok ileri görüşlü bir insanmış. Evet. Ve Japon bestecilerin çok genelde şey temiz ve nasıl diyeyim minimalist bir sound'u vardır. Ama bu çok temiz bir track de değil. Çok ilginç bence. Beste olarak da çok güzel ve oyunun havasını da çok güzel veriyor bence. Zaten hani iyi bir tema müziğinin oyunun atmosferini sana başta gösterse işte Skyrim gibi mesela. Hı-hı. Değil mi? Onu bekledim. Dragon Age Inquisition'da o şekilde evet. Bence. Ondan sonra aslında bahsettiğimiz her şey o şekilde. Yani bahsetmediğimiz mesela, ya Divinity Original Sin 2'nin müzikleri de. Kesinlikle. En mesela az. Şeyde Final Fantasy 10'da o hüznü veriyor. Evet. Çünkü hikaye üzüntülü bir hikaye. Ondan sonra Child of Light hem hafif kahramanlık içeriyor, hafif şey falan filan. Saate mi bakıyorsun Zeynep? Hayır çok konuşmamanı istiyorum çünkü müzik... videomuzdan çalıyoruz konuştuğumuz her şeyi. Çok az da tamam Mario da öyle diyecektim sadece. O da yani hani o eğlenceyi veriyor, tehlikeyi veriyor, korkuyorsun biraz dıbıdıbıbıbıp falan oluyor evet. Arada falan filan derken evet yani o atmosferi baştan verebilmek çok zor bir şey aslında. Çok da iyi yapıyorlar. Böyle Silent Hill'e de değinmek istedim arkadaşlar. Bitti. Evet bitti ama bitmez tabii ki. 2-3 tane seçelim diye böyle. Yoksa onlarca bunun, var güzel evet, tema müziği tabii. Yani ağlayarak bazılarını bıraktım öyle söyleyeyim. Ama birçoğunu soundtrack konusunda şey videosunda konuşacağımız için. Evet bir de artık oyun müziklerine çok çok önem veriyorlar yani. Tabii olması gerekiyor. O nedenle hiç es geçilen bir durum değil yani. Çok birkaç istisna dışında. Örneğin Terraria'ya daha güzel müzikler bekliyoruz. Daha çok müzik. Daha ya da. Çok. Biraz çeşit, biraz çeşit delirmeden gibi. Önce. Evet, öyle yani. Yani evet, mesela neyse şimdi çok örnek var mı ya mesela oyun müziklerine önem veriliyor diyorsun. Cuphead mesela benim bu sene en güzel albümlerden bir tanesi. Evet. Yani hani her alanda dinlediğim en güzel albümlerden bir tanesi. Böyle. Böyle arkadaşlar. Bu vesileyle yeni yılınızı kutluyoruz. Belki o zamana kadar video gelmezse. Size mutlu, güzel, sağlıklı bir 2018 diliyoruz. Yine bizimle takipte olmaya devam edin. Beraber muhabbet edelim istiyoruz. Ben de diliyorum hepsinden. Hepsini ben aldım. Zeynep'in haberi yoktu kutlayacağından birden çaldım. Yok ben bunları düşünmüştüm. Ben bunları düşündüm ama acaba bir video daha gelir mi diye susmuştum. Ne videosu olduğunu söylemek ister miyim, istemez miyim? İstersin. Yani Black Mirror çıkıyor bilemeyeceğim artık neler evet. Olur. Zaman bulur muyuz? Onu da bir kere daha hatırlatalım. Evet, 29'unda Black Mirror çıkıyor ve her bölüme yorumlamak istiyoruz. Ama önemli olan bizim yorumumuz değil, bölümlerin kendisi. İzleyin, eğlenin. Umarım çizgiyi bozmazlar hepimiz.
2018'e bu harika yapımda gireriz. Heyecan yaptın ve kulağıma bağırdın Zeynep hepsine yani. Şey güzel, şey güzel, iyi oldu. Kulağım açıldı. evet, ben de onu söyleyecektim arkadaşlar. Eğer izlemeyenler varsa Black Mirror'ı gerçekten öneriyoruz. Mutlaka mutlaka yetiştirirsiniz yani. Daha 29'una 3 gün. Hadi maraton. 3 sezonu izlersiniz. Zaten bölüm bölüm olduğu için çok bir şey kaybetmezsiniz. Mutlaka Black Mirror 4. sezon videolarımızı sizi bekliyoruz. Biz de çok heyecanlıyız bu arada. Süper heyecanlıyız. Evet. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.